Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü vesselamu ala rasulina aleyhi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dostlar, muhterem izleyicilerimiz, yine Siyer'in sayfalarından yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün inşallah kanayan yaramız, derdimiz, davamız olan Doğu Türkistan'ın üzerine Hidayetullah Hocam'la bir hasbihal edeceğiz. Ondan Doğu Türkistan'ın geçmişlerini, geleceğini, şu anki yaşananları ve özellikle Doğu Türkistan meselesi deyince gündemde neler anlamamız gerekir, nasıl algılamamız lazım ve bize düşen sorumluluklar nedir bağlamında kendisiyle burada bu konuyu görüşmek için bir aradayız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sağ olun. Değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Teşekkür ederiz. Evet, Sohbetimize başlamadan önce hocam seyircilerimiz, izleyicilerimiz, Siyer'in sayfasını takip eden dostlarımız sizi biraz daha yakından tanımak isterler. Bize kendinizi biraz bahseder misiniz? Hem Türkiye'de olsun hem yurt dışında olsun Doğu Türkistan davasında önemli STK'larda görev almış bir şahsiyet olarak Hidayetullah Oğuzhan kimdir? Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet ben Hidayetullah Do Hidayet Oğuzhan Doğu Türkistan'ın Kaşkar'da doğum. Kaşkar'da doğdum. Ondan sonra ben e, eğitimlerin ta neredeyse tamamını Pakistan'da çeşitli e, okullarda en son e, İslami bilimlerde Evet, Pakistan e, yüksek e, lisans e, eğitimini aldım Ondan sonra biz hem orada öğrencilerin e, kidemli öğrenci e, şeyinde olduğumuz için orada Pakistan'da bir yaklaşık bin civarında öğrenci vardı çeşitli üniversitelerde okullarda falan e, öğrencilere yani bir bir nevi sorumlulukumuz vardı öyle bu şekilde Pakistan'daki öğrencilerle ilgili Ondan sonra eğitim tamamladıktan sonra zaten daha önce zaten Doğu Türkistan'dan gelgitleri öğrenciler için de sıkıntılıydı. Hı hı. Biz de pek gidemiyorduk. Ondan sonra biraz açılınca gitmiş olduk. Bir kaç kez gidebildik. Ee, sonra eğitim bittikten sonra tabii ki biz Doğu Türkistan'a gittiğimizde zaten oradaki sıkıntıları kendimizde gördüğümüz için hem ebeveyn yani anne babamız yakınlarımız hep endişe içerisindeydi. Hatta hı. ben mesela Doğu Türkistan'a gittiğimde bizim evimiz yol üzerindeydi cadde üzerinde olduğu için yani bütün gece polis arabasının sirenlerini komşularda komşular sağ solda evlere baskın yapıldığını seslerini duyardık. Bu nedenle hep ben hazır oluyordum böyle hemen. Bu 90'lı yıllar değil mi hocam? 80 Bu 98'e kadar. 98'e kadar evet. Yani hemen ben hazırlanıyordum. Yani sessiz sedasız öyle çok sesli şey olunca e, şeylerimi giyip giyslerimi biraz daha yani hazırdaydım şey olmasın diye ondan olmasın. bundan dolayı da e, şimdi pek kalamadık yani Doğu Türkistan'dan e, gitmek zorunda kaldık eğitim bitmiş olsa dahi bundan sonra Pakistan'da hem biz ticaretle bizim e, babam e, tüccar bir aileyiz yani hmm. e, Orta Asya'da Hindistan e, Pakistan Nepal falan bu ülkelerde ticaret yapardı. Bu nedenle biz o onu e, devam ettik Pakistan'da hem e, öğrencilerle ilgilendik hem e, davayla ilgili de oranın şartlarıyla Tabii, e, uygun bir da. şekilde orada da biz e, Doğu, Doğu Türkistan davasını hizmet ettik ve ticaretle meşgul oluyorduk. E, sonra e, ondan sonra zaten Pakistan'da da Çin'in biliyorsunuz Çin Pakistan ilişkileri e, anlatılması zor bir e, bir ilişki e, yapısı var bazen bunu anlatmak zor oluyor. Yani orası bazen bazen Uygurlar için Çin'in bir eyaleti gibi eee şey dönüşebiliyor. Keza tabii ki ileride onu konuşabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'lerde de bazen bu bu Türkeylerin sorularının önümüzdeki <laughs> nedenle, soruların. orada da kalamadık sonra Pakistan'a öğrencilere karşı oradaki Uygurların orada aslında orada kimsenin kalmamasını istiyordu. Uygurların kalmamasını istiyordu için orada bir e, bayağı ağır bir operasyon düzenledi, öğrencileri aldı. Bu süreç içerisinde bizde Çin'de buradan çok ayrı bir hikaye bu Türkiye'ye gelişimiz. Kaç senesinde geldiniz oldu. hocam Türkiye'ye? 2002'de. 2002'de evet. geldiniz. Çok güzel. O günden sonra da işte evet, Doğu Türkistan girdik. davasını Türkiye'de evet, yürütmek evet. için mücadele verdiniz. Eyvallah hocam. Ee, bu güzel girişten sonra e, konumuza gelirsek e, soru aslında hepimizin cevabını bildiği fakat da tabii hem Türkiye toplumu olsun hem uluslararası kamuoyunun net bilmesi gereken bir soruydu. Şöyle başlayalım hocam. Doğu Türkistan davası nedir? Biz bu Doğu Türkistan davasını ya da Doğu Türkistan'ı duyduğumuzda ne anlamalıyız, ne hissetmeliyiz? Biraz daha açarak soruyu sormak istiyorum. Bu sadece e, belli bir e, toprak parçasındaki azınlık bir milletlerin azınlık hakları davası mıdır? Bir hürriyet mücadelesi olarak bir devlet olma yolunda bir Türk Uygur toplumunun uzun zamandır devam eden bir mücadelesi midir? Veya da belli aşamada günümüzdeki batı standartlarını düşündüğü gibi bir insan hakları hilali söz konusudur. İnsan hakları hilalinin çözümüne yönelik bir şey midir? Gerçekten biz Doğu Türkistan davası, meselesi, derdi deyince ne anlamalıyız? Bunları bizle paylaşırsanız hocam. Hocam Sevinirsin. bu aslında bu röportajın bence en önemli kısmı bu. Eyvallah hocam. Ve Doğu Türkistan meselesini anlatım açısından ve çözüm arayış içerisinde biz Doğu Türkistanlı olarak sokağa çıktığımız zaman e, yola çıktığımız zaman e, bizim muhataplarımız ister yerel insanlar olsun, e, siyasi partiler olsun, STK'lar olsun, ülkeler olsun bu meselede bir e, ciddi bir hem çok net bir şekilde bu tablillaşması lazım, bu levhe olarak yazılması lazım evet. ve. Çok net bunu çok anlatmaya gerek kalmaması lazım. Evet. Ve bunu e, bu şekilde bizim muhataplarımız kimse bunlar da bunu o şekilde algılaması gerek ki ve çalışmalar o yönde ilerlesin netice kazansın. Bu nedenle çok önemli ve e, maalesef bu konuda e, çok bir karmaşık bir e, vaziyet şekillendirildi. E, hem bizim teşkilatlarımızda ee, tabii ki bir büyük bir dava olunca herkes aynı kılıfta çalışması mümkün değil. Birileri insan hakları der, birileri ilmi, makali çalışması yapar, insan yetiştirme ile ilgili yapar, kültür, sanat, medeniyeti konuşur. Evet. Ve birileri sahada siyasi veya gerektiğinde başka önemli hususlarda da hizmet verebilir. Onun için e, ama burada herkesin mutabık kalması gereken şey şu. Şu an biz e, gittiğimiz her ülkede, Türk İslam dünyasında, Ülkeler e, uluslararası e, e, taamül, prensip, diplomasi ve ülkeler arasındaki menfaat ve çıkar nedeniyle bu meselenin kendileri görmesi gerektiği yöne çekmeye çalışıyor. Kendi bakış açılarına göre bir evet, çerçeve öyle Evet, öyle olmasını istiyor. Bazı ülkelerdeki teşkilatlarda bu tür şeylere uyum, ayak uydurarak bu şekilde ilerliyor orada hayat devam ettirmek için. Ondan yani. sonra evet, ondan sonra e, Çin'de bu konuda çok ciddi bir dezenformasyon çalışması var ki yani Doğu Türkistan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası ve Uygurlar da aslında yani utan zaten söylüyorlar buraya evet. dışarıdan gelme gibi böyle e, utanmadan bu tür şeyleri uyduruyorlar. Yani bu nedenle Doğu Türkistan meselesi genel olarak Çin'in istediği şekilde yerleşmiş bir vaziyette. Yani Doğu Türkistan diye bir şey yok. bu mesele Çin toprağı toprakları içerisinde azınlık toplulukların bir parçası olan tırnak içinde Uygurlar. Dolayısıyla bunu aslında burada çok büyük bir sıkıntı yok. Batı veya bir bir kısım ülkeler bir takım ülkeler bunu kaşıyor. Evet çok sıkıştığında e, itiraf edecek böyle de itiraf ettiğini duyduk. Evet aslında biz İslam ve oradaki Uygurlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu diş müdahaleden dolayı biz bir takım güvenlik tedbirleri almak zorunda kaldığımızdan dolayı bazı şeyler olabiliyor gibi burayı getiriyor. Lansın, ya bu dışarıdan da e, biz görüştüğümüz e, yerlerde ister bu devletler olsun ve siyasi oluşumlar olsun bunlar da acaba ya bu Çin çok büyük bir ülke. Burası Çin'in içinde yaşayan bir topluluk olarak orada ona uygun bir hareketin olmasını arzu ediyor ve bu şekilde tavsiyeler oluyor. Bu nedenle ülkeler Çin'le görüştüğü zaman, delegeler gittiği zaman yani hep bunu mecburi olarak oradaki Doğu Türkistan diye bir meseleye hiçbir şekilde değinmeden Çin'in toprak bütünlüğü ve Çin'in içinde yaşayan bir azınlık topluluğun hakları hususunda bir takım çok yumuşak dille bir dokunmalar oluyor. Eyvallah. Acaba bu mudur dediği zaman Uygurlar bize bakıldığı zaman biz kesinlikle meselenin böyle olmadığını e, iddia ediyoruz, savunuyoruz. Çünkü Doğu Türkistan asırlardır herkes özellikle Türkiye'de bunu herkes bilir. Okullarda okutulan ok, e, bu tarih falan. O da anlatılır ki Doğu Türkistan Türk Türklerin sadece Doğu Türkistan değil, Türkistan coğrafyasının bir parçası olan evet. Türkistan, yani ezelden beri Türk toprağıydı. Bu konuda e, merhum e, Mehmet Emin Bora e, liderimizin e, tarihi e, yazar, e, devlet adamı e, yazdıkları tarihi Doğu Türkistan tarihi olsun bir sürü eserlerde ve diğer zaten kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti diğer akabinde kurulan 44'teki de bunu gösteriyor ki biz Çin'in hiçbir şekilde biz bir parçası değildik. Ee, toprak Çin'in toprak bütünlüğü Doğu Türkistan'ı kapsamıyor. Çin'in içini kapsıyor bu konuda bizim hiçbir şekilde Çin'in herhangi bir eyaletine, herhangi bir toprağını da gözümüz yok. Sadece bizim olan Doğu Türkistan'ın bağımsız olan en son 49'da e, işgale maruz kalan bir topraktan ve bizim kültür ve medeniyetimiz açısından hiçbir e, yaşam, kılık kıyafet, kültür, medeniyet hiçbir şeyde bir benzerliğimiz olmayan bir topluluğu Çin'le. Dolayısıyla Çin, e, Seddi Çin dediğimiz e, Çin duvarı, Seddi evet, Çin dediğimiz o duvarın da ee, doğal olarak da Türkistan ile Çin'in arasında sinir çektiğini de bunu e, çok açık görebilmektenizden Doğu Türkistan meselesi ni buna buradan kendi camiamıza da mesaj vermek istiyoruz. Dediğimiz gibi çeşitli diasporada teşkilatlar oluyor. Kendi yapabildiği şekilde hareket ediyor ve bayağı uyum sağlamayı da çalışıyor dünya şeyiyle. Biz buna bu şekilde bakmıyoruz. Bizim özelliğimiz o. Yani bu Doğu Türkistan meselesi tam bir bağımsızlık meselesidir. Meselesi. Doğu o, Türkistan Çin'in bir parçası değil. Bunda utanacak, gocunacak, gizlemeye, takıya yapmaya gerek yok yani. Evet. Haliseten yani dobra dobra bir mesele tabii. yani. Ya bütün bunu tarihi Türkistan... vakalar, hakikatler bunu bu zaten. mesele zaten. Tabii ki Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra 75 senedir sistematik bir şekilde burada cinayetler işledi insan hakları ihlal ediliyor. Ee, bizim kültürel, etnik bütün değerlerimiz yerle bir etti. Yok etme yönelik çok sistematik 75 senedir çok farklı farklı operasyonlarla bunu yaptı. Bunun asıl amacı yani bunu böyle Çin'in Doğu Türkistan'daki icraatlarını zulmünü anlatırken sadece burada bütün davanın amacı bu zulümden kurtulma şeklinde ise o bizim açımızdan bağımsızlık ancak bizi kurtarır diyoruz. Şimdi normalde son 5-6 senedir için e, bu 75 sene içerisinde yaptığı bütün bu e, zulümün, ihlallerin e, daha bin kat fazlasını yaptı 7-8 sene içerisinde. Tam bir soykırım e, Burada biz kamplardan bahsettik herkes. Annem nerede dedi, babam nerede dedi, Doğu Türkistan'da kamplar var dedik. Asıl sadece bunların ortadan kalkması değil. Bunu ilerideki belki sonra oraya denk söyleyeceğiz. Çünkü Çin'in amacını bunu konuşmak lazım. Kesinlikle. Bu yüzden biz Doğu Türkistan meselesi tamamen Filistin neyse Doğu Türkistan da bizim Eyvallah. Filistinimizdir. Ümmetin Filistinidir. Türk İslam dünyasının önemli bir parçası. Ve Doğu Türkistan meselesi de e, işgal edilmiş bir toprak meselesi. E, oradaki insanlar tamamen Yüz yüz Müslüman ve Türk ve orada İslam ve Türklüğünü, medeniyetini, ürf ve adetlerini, değerlerini korumaya yönelik dünyadan tamamen tecrit edilmiş 75 sene içerisinde insanlar bunu mücadele etti. Kendini e, mevcudiyetini yani var olma e, isteklerini bir şekilde bedel ederek bunu Eyvallah. yaptı. Dolayısıyla bu e, tam olarak e, bağımsızlık bir mücadelesidir. Eyvallah. Hak bir mücadele. E, Söylediklerinizi özetlersek bizden şunu anlamamız gerekiyor. Evet. Doğu Türkistan davası binlerce yıldır kadim Türk ve Müslüman yurdu olan Doğu evet. Türkistan'ın kendi halkının, kendi milletinin Uygur Türklerinin evet. tam bağımsızlık hareketidir. İla nihayeye arzumuz istedir tam Halkımız bağımsızlık. Halkımız 75 senedir kabul etmemiştir Çin Eyvallah. hiçbir Kesinlikle şekilde. evlenmemiştir. Çinlerle beraber bir e, tabakta yemek yememiştir. Tabi. Hiçbir aramızda böyle bir bağ oluşmadı. Bundan dolayı bu son senelerde bunu zorla yaptırmaya Tabii. çalışıyorlar. Yani günün sonundaki olay netice budur. Yani bir takım siyasi politikler değişse bile, Çin'in yumuşama politikaları olsa bile, insan hakları ihlalleri acil önlemler değişse bile, günün sonundaki asıl hedefimiz olan tam bağımsız evet. Doğu Türkistan olmadığı müddetçe. Doğu Türkistan davası devam edecek. devam edecektir. Devam Ve yani olur. hedefimiz budur. Bunu belirtmeniz çok güzel oldu. bir hocam. Hı. Çünkü bunu altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Çok farklı kesimlerden yanlış anlaşılmalar Ya o yüzden her zaman çiz... ben gittim konferanslarda Gayet her yerde Öncelikle şunu diyorum. Doğu Türkistan Çin'in bir parçası değil. değildir. Hatta orada yaşayan azınlık bir topluluk değildir. Böyle kimse böyle bize güzel bir etmez. şey aklıma geldi hatırlattınız e, merhum Rıza Bekim Paşa var malum biliyorsunuz. O zaman bak o hizmet etmiş. Bizim de büyüklerimizden bir konferansta da öyle söyledi. Hiç unutmuyorum. Çinli delegasyonlar hitap eden dedi ki biz sizinle iyi komşu olabiliriz. Evet, evet doğru. Yani bağımsızlığımızı alacağız ve sizle evet. bir yapabileceğimiz yapacağımız ilan iyi komşu. Gözümüz yok sizin toprağınızda. Tabii tabii aynen iyi komşunuz. Yeter ki siz aldığınızı bize geri verin. Ya yani bu çok evet. önemli bir noktaydı. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce bahis de geçti. İşte farklı teşkilatlarda hem diaspora konusunu biraz açmamız gerekirse hem Türkiye'de olsun hem yurt dışında olsun çok farklı farklı yerde Doğu Türkistan davasını yürütmeye çalışan farklı farklı yöntemlere çalışan STK'lar bir takım kuruluşlarımız var. Bunlar acaba biz bir diaspora diyebilir miyiz? Yani gerçek anlamda bu çalışmaların Doğu Türkistan davasının anlaşılmasına olan etkisi ve katkısını yöntemlerini de ele alarak değerlendirirseniz ne söyleyebilirsiniz hocam? Bir de sizin uluslararası STK'yı evet. da burada gündem edebiliriz. Şöyle hocam, e, bizim olarak. Doğu Türkistan bize göre 35 ile 40 milyon. Yani bu da net değil ama böyle e, kanaatimiz olur. Çünkü bu sonra anlaşılır öyle bir ortam olunca bir statistik yaptığımız zaman. Ama bize göre bir 35 ile 40 milyon nüfusu olan ve diaspora da bize Orta Asya ve bütün diasporayı e, baktığımız zaman 2,5 ile 3 milyon arasında. Doğu Türkistan'ın olduğu kanatındayız. Hmm. Ee, böyle bir ortamda e, Doğu Türkistan mücadelesi demek ki çok büyük bir dava. Çin gibi düşmanı olan bir dava tabii ki çok büyük, büyük olur. olacak. Olur. Ee, bu nedenle bunu herhangi bir bir oluşum, bir dernek veya bir teşkilat tek başına bunun altından çıkam, çıkması mümkün değil. Alttan kalkamaz. Doğru. Evet. O yüzden bu Topyekün bir bu bir bizim intifada diyebiliriz. Filistinlilerin evet. bakış açısından benzetmek. Bu güzel. da bizim bir intifadamız. Bu yüzden bütün millet bu dava sahibidir. O yüzden bu millet için bu dava bu halkı, bu milleti, Doğu Türkistan'ı bağımsızlığına kavuşturmak için verilen veya onların hak hukuklarını savunan bütün hareket davanın bir parçası. Biz böyle görüyoruz. Ondan sonra e, tabii ki biz insan olduğumuz için bu her yerde bağımsız ülkelerde dahil e, insanların fikir farklılıklarıyla yöntem bir farklı. meseleye bakış açısı, kendi ülkesini koruma veya daha da geliştirmesi, e, güçlendirmesi için yaptığı çalışmalarda farklı yöntem, farklı fikirlerle ortaya çıkar. Önemli olan burada e, yani insaf ile e, yani ne diyoruz? Bunu bir e, Türkçe'de ifade etsem. Yani biraz ılımlı bir şekilde insaflı baktığımız zaman. Muhtedir bir yani tamam bizden farklı olabilir ama bir meseleye ciddiyetle aynı yönde eğer bizim farklı yöntemle olsa da aynı e, arabaya uçağa bir her şey bilmiş haldeyse gid, gideceğimiz yani hedef, yani aynı hedef aynıysa o zaman, zaman bu konuda tabii. biz birbirimizi kabul, kabul etmek zorundayız. Kabul ediyoruz. Doğu Türkistan davasında çok çeşitli Çalışmalar yapan teşkilatlarımız var dünya genelinde etkili çalışmalarda olan. Tabii ki burada bazı farklılıklar var. Bazıları bunu olumsuz yönde ele alıp bunu düzelmesi gerek. Ee, bu konuda güç birliği yapmamız gereken e, aynı cepheden bu meselede dediğiniz gibi diasporayı temsil edecek ve dava dava noktasında sahiplenme bunun e, koruyucusu olabilme e, şeyini kazanmak için. Bir takım şey yapmamız gerekiyor. Ancak burada bazı teşkilatlarımız bu meseleyi sadece insan hakları meselesi olarak ele almış. Bazıları ifadeler, ifadelerinde çok net bir şekilde bunu Çin'in görmek istediği yöntemle özellikle tam otonom Tibetlilerin istediği şeklinde hmm, bir şey ifade etmese de çalışmalarında öyle bir yönde gittiğini görebiliyoruz. Hmm. Bir takım teşkilatlarımızın. Bir takım teşkilatlar sadece araştırmalar falan. Farklı farklı yönde bir çalışma var. Bu konuda biz sarih bir şekilde davaya ihanet etmediği takdirde e, halkımızın e, bağımsızlandığı bugünkü durumunda da bir iyileşme noktasında samimi Çalışma yapan bütün teşkilatlara bu davanın bir parçası olarak, diaspora gücü olarak görürüz. Bize gelirse biz Marif Hareketi ve bugünkü çeşitli gönüllü teşekkürleri bir araya getirdiğimiz Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, biz bu konuda biraz farklı bakış açımız var. Biz kendimizi 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil eden bir hareket olarak öyle görüyoruz. Hmm. E, çünkü Doğu Türkistan tabii ki daha önce farklı isimlerle, farklı beylikler, hanlıklarla o tarihi bir şey. Ama e, modern tarihte on, e, 19. yüzyılda e, kurulan ilk e, İslam Cumhuriyeti'ydi ve bir devletti yani. E, ondan sonra 44'te tek, tekrar onun akabinde aynı, devamı olarak görüyoruz Kırıklık'taki e, Cumhuriyet'imizi de. E, biz bunu sadece ideolojik olarak e, yani bizimle aynı düşünceyi paylaştığı için biz oraya nispet vermeye çalışmıyoruz. Gerçekten de biliyorsunuz Doğu Türkistan'da hiçbir zaman e, 75 sene son bu 7 seneyi çıkarırsanız sık bir böyle e, zulümün daha çok şey oluştuğu dönemi çıkardığın zaman Doğu Türkistan'da bu bağımsızlık mücadelesi hiçbir zaman durmadı. Evet, sürekli. Sürekli mücadele kıyamlar vardı. Tabii ki orada vardı. çok partileşme, çok büyük teşkilatlanma imkanımız yoktu Doğu Türkistan'da. Ona rağmen halkımız bu meselede çok ciddi kurbanlıklar verdi, mücadele verdi. Bu mücadele içerisinde o 1933'teki iradeyi onu temsil eden insanlar bu davayı sürekli birbirine aktardı, görevlendirdi. Hatta bizim bir hocamız geç, e, iki sene oldu duydum. E, bu liderimiz Mehmet Emin Buğra'nın e, Doğu Türkistan'ı terk ederken biliyorsunuz e, Kargalık'ta Abdülhakim Maksum Ağacım. Maksum Ağacım'a e, arada bir ismini bir gün hatırlamıyorum ama sizi sonra şey onu e, ulaştırabilirim. E, bunu amanet et, ettiğini yani biz şu an çıkıyoruz. E, tekrar güçlenip tekrar mücadeleyi devam tabii, etmek tabii. için bu bugünden itibaren sizlere emanet bunu mücadeleyi devam ettireceksiniz diye hmm. şimdi o hocamızın e, Doğu Türkistan'daki Abdülhakim Maxumacı'mi biliyorsunuz bütün talebeleri hatta Marif hareketinin kurucusu da küçük Abdülhakim Han, Abi, evet. yaptım evet. e, Doğu Türkistan'da Darum. Barin e, Barin hareketine başlattan tutun daha ondan önce ve o teselsülle aynı ekolün aynı ustadın müştlerin öğrencileri talebeleri bu davayı Demir, miras olarak almış. Bu nedenle şu an bile bizim hareketimizde öncelik eden ustalarımızdan o Doğu Türkistan'dayken bu işin içinde olan davanın mücadelenin bilfil içinde olan ustalarımız var. Bu nedenle kendimizi yani bizim bu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Doğu Türkistan'ın bugün bu mavi gök bayrağımızı armağan eden irade şu an bütün dava bunun etrafında dolaşıyor. Bu bayrak olmazsa biz kendimizi nasıl evet. ifade ederiz? İşte o yüzden biz e, bu hareket e, biz Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını esas alan e, evet. milli ve e, manevi değerlerimize yo, değer değerlerle yoğrulmuş. E, Türkiye'de bir ifade var yerli milli. Evet. Yani kendimize öyle şekilde yerli milli bir hareket olarak bunun e, ulus olarak da top, toprak bütünlüğü olarak yani o Doğu Türkistan topraklarındaki bütün unsurların insan, hayvan ve eee olarak ne bu hocam, bütün, ne bütün şeyin korunması gerektiği ve onun mücadelesine veren bir hareket olarak görüyoruz kendimizi. Eyvallah hocam. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz son söylediğiniz cümleyle bağlantılı olarak söyleyeyim. Ee, özellikle bizim Doğu Türkistanlılar e, Türkiye'yi atayurt olarak bilirler. Evet. İşte ana yurt affedersiniz atayurt ana yurtta. Yok evet. bayraktan al bayraka selamlar evet, 33 evet. Cumhuriyet'teki evet. mevzu. Bu bağlamda e, biraz ülke Türkiye'ye gelirsek özellikle biraz önce ismi zikrediniz Mehmet Emin Buralar olsun İsa Sufa olsun. Bunlar burada bir Doğu Türkistanlı'nın e, özellikle <laughs> hür dünya dediğimiz dünyada ifade edilmesi, davanın savunulması noktasında bir hareket başlattılar. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye açısından konuşursak Doğu Türkistan davası Türkiye'de hem toplum açısından hem farklı STK'lar açısından biraz önce Uygur STK'lardan bahsettik. Günümüzdeki Türkiye'deki STK'lar olsun toplum nezdinde bir de siyaset nezdinde Doğu Türkistan davası sizce hakkıyla anlaşılabiliyor mu? ve hakkıyla seslendirilebiliyor mu? Ve hak ettiği yeri sizce buluyor mu? Biraz da bu meseleyi ya, Aslında konuşalım. onu aslında çok şey konuşulabilir. Türkiye bizim için çok önemli. Yani o nedenle bütün e, merhum Mehmet Emin Bora, merhum, merhum İsa Yusuf e, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesi verirken geri çekilip tekrar gelme maksadıyla çekildiklerinde yani e, Türkiye'yi esas e, yuva olarak bu davanın beşiği olarak buradan daha ikinci derilişe e, kendilerine adamış ve buraya yerleşmiş. E, bu nedenle de e, bu Türkiye bizim için de bugün de aynı noktada çok önem arz ediyor. Türkiye'de 85 milyon insan ister hangi şeyden olsa olsun e, Anadolu insanı olarak yani e, Doğu Türkistan'la özdeşen e, yani bu davanın gerçekten e, ikinci bir ana e, ocağıdır, ocak olabilir. Öyle çok bir ocak güzel bir Evet o yüzden burası bizim için çok önemli. Maalesef bugün gelinen noktada hmm. o sizin dediğiniz o kıvama kıvamı yakılayamadık. Hmm. Bu e, bunun çok nedenleri olabilir. Bizden kaynakla kaynaklanan mesele olabilir. Toplum olarak, teşkilatlar olarak. E, onun dışında da conjectır siyaset, e, başka birçok şey buna dahil olmuş olabilir. E, mesela büyüklerimiz Türkiye'ye 1950'lerde geldiklerinde hmm. Bir yani şartlarda o zaman da bence çok kolay bir şart değil. Her zamanın kendine göre bir şart, e, şartlar var. 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 Ee, şimdi e, mesela burada kendi camiası Doğu Türkistan camiası da nüfus olarak çok fazla da değildi. Ve çok güçlü bir teşkilatlanma veya oradan e, o Doğu Türkistan Cumhuriyetleri ve ondan sonraki hareketin yapısı burada yer alamamış yani kendini muhafaza edememiş olduğu için liderlerimiz çok güçlü bir teşkilat yapısıyla değil kendi bireysel bireysel nüfuzları dedi. nüfuzları çok iradesi onunla çok ciddi çalışmış ki mukayese edersek bazen diyorum yani burada şu anki imkanlarla şu anki insan sayısıyla ve şu anki teşkilatlanma gücümüzle baktığınız zaman. Bence onlar daha fazla bir şey elde etmiş. Beni itiraf etmek lazım. Tabii. Çünkü mesela şu an ben ister Ankara'ya, Türkiye'nin her yerine gittiğimiz zaman devlet makamlarını, her yere gittiğimiz zaman ya bu kişileri soruyor, İsa Yıldızkini tanıyor musun diyor, Mehmet Emin Bora'yı tanıyor musun diyor. Bu kesinlikle önümüze çıkıyor yani, bunu Hı. konuşuyorlar. Demek ki bu onların çalışması şehir şehir gezerek bir iz bıraktılar. O kadar çalışmış ki hala e, o onlar şu an kaç sene oldu yani gençliklerinde duydukları o masallar anlatılan şeylerden yola çıkarak şu an onlar bize zemin hazırlıyor. Hmm. Yani şu an gittiğimizde bize şefkatle bakan veya ya bu insanlara elden tutalım falan diyenler o insanlar oluyor. Tabii. Diğerleri bunu anlamıyor. Anlam anlayamıyor. Hatta e, sözün arasında bir şey katkıda bulunmak isterim yani affedersiniz. Orada özellikle sizin bahsettiğiniz onların şahsi nüfuzları, etkileri çünkü orada Doğu Türkistan'da konu itibarıyla İsa Esvabdekin, Doğu Türkistan işte Merkezi Cumhuriyet'in sekreteriyası Emin Bora, işte Maliye Bakanı vesaire geldiklerinde farklı bir e, e, politik e, veya da bir nüfus sahibi olarak karşılanıyorlar. Ve belli çevreler e, bu anlamda özellikle bürokrat çevreler, yazar çevreler de çok iyi tanınıp biliyorlar. Bir de 1800'e yakın muhaciri getirdiklerinde bu meşhur şey vardır yani Şu anki Uygur Türkler'in de kabulünde etki alan bakanlığın meşhur yasası var. İşte 1951'de kabul edilen. O yasa çerçevesinde geldiği için Türk soylular olarak geliyorlar. Ve şu an yaşanan hani bu muhacir muhabbetini hiç yaşamamışlar. Evet, evet. Yani bu göçmendir işte gelişmişler vesaire. Evet, evet. Bu mesela bu bizi etkiliyordu. Biz ilkokullarda gittiğimiz zaman bizi dışarıdan bir göçmen gibi değil bir atayırttan ayırda gelen e, Türk kardeşler, Müslüman kardeşler görmelerinin belki de önemli bir katkıları olsa gerek. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman tabi e, tabii bugün insan insan gücümüz var. Yani yaklaşık 100 bin e, Doğu Türkistan olduğu konusunda resmi kaynaklarda öyle ifade ediyor. Yani şu an Türkiye'de 100 şu bin. an öyle diyor. Bana da çok soruyorlar. Kaç evet öyle bin? bu resmi Maşallah, şeydir. 100 bin Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'ın ürünçü katliamı olduğunuz zaman e, 300 bin Uygur Türkiye'de olduğu için biz orada kayıtsız kalamayız bir ifadesi var. 300 bin. Akabinde birkaç bakan da aynı şeyi devam etmişti. Ee, bu konuda tartışılabilir ama belki daha önce e, gelmiş, Anadolu yerleşmiş, entegre olmuş insanlar olabilir. Ama şu an en azından hissettiğimiz temas, geçtiğimiz zaman bir şey seslendiğimiz zaman e, hissedilir şekilde o 100 bin biraz makul şu an Doğu Türkistan'da sayısı var. Allah. Bu kadar gücümüz var. Başka imkanlarda şu an her açıdan ulaşım, insanlarla iletişim, temas, bu medya falan, telefonlar daha çok zengin bir vaziyette şu an bu saha. Ona rağmen maalesef şu an dünya biraz karışık. Ülkeler arasındaki çıkar ve menfaat mücadelesi, dengeler falan, töncöktür derken bu meselede ne kadar koşarsak koşalım bazen şöyle bakıyorum ya koşu bandı üzerinde koşmuş gibi geliyor bana gerçekten hmm. ma mayıs oluyorum ya yerinde sayıyoruz çok çalışıyoruz gibi. İnanılmaz protestolar konferanslar yurt dışı falan netice itibarıyla bu meselenin hala mesela Doğu Türkistan meselesini konuştuğumuz zaman denildi özelde konuştu konuştuğumuz evet, evet. sizinle bizim sorumuzda da var. evet Şimdi Doğu Türkistan meselesi ya bizim 50 yani kaç sene olmuş yani neredeyse 70 70 evet. sene olmuş. Gelmiş bu sadece ben Türkiye'ye konuşayım. Daha her tabii, yerde aynıdır. Tabii Türkiye. Ya konuşalım. o kadar çalışılmış biz de hala aynı zembili taşıyoruz. Hala bu değişip en azından tamam çözüm açısından Çin'den Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı veya haritayı kesme bölme noktasına gelme o çok ileride bir vaziyet. Ama en azından ya bunu resmi olarak sofraya açtığımız zaman, birinin kapını çaldığımız zaman, gel kardeşim Doğu Türkistan Telefonda biri, ya ben Doğu Türkistanlılarla Doğu Türkistan'ı konuşuyoruz burada diyemiyoruz, hala diyemiyorsak, e, siyasi parti temsilcileriyle, yetkililerle görüştüğünüz zaman açıkça resim vererek, hadi bakın biz Doğu Türkistan'ı kardeşlerimizle Doğu Türkistan'ı evet. konuşuyoruz, Diyemediğimiz için ben çok üzülüyorum. Hmm. Hala bu meselenin meşru, yani meşru bir mi Sanki kaçak meseleyi konuşuyoruz ya, kaçak sigara sat, kaçak çay satıyormuş gibi. Evet, evet. Ya Doğu Türkistan meselesi artık meşrulaşmalı ya. O çözümü bırakın, Onun inşallah biz mücadele ederiz. Bedel ödeyeceksek de bizi diyelim. Ama sizlere en azından adalet ve hak yanında duralım ya. Evet. Bunu kabul edelim ya, bu ismini verelim adam yaşlı. E, canlı yani, biz mesela Doğu Türkistan'da nüfus konusunda bazen şeyler oluyor ya, ya öyle değil falan. Doğu Türkistan'da e, bu 10 sene önce herhalde, bir e, sayım olmuş o zaman da Hotend'e Turfan'da bir takım çatışma olayları olmuştu, silahlı mücadele olmuştu. Ya bakıyor hep gençler ama bakıyor bulamıyorlar, e, kimlik falan tespit edemiyorlar bir bakmış bir nahiyede bir ilçede ki on binlerce genç çıkmış onlar kara nüfus diyoruz ya buna tabii. Tabii Nüfus olmayan kayıt kay, 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 kayıtsız. Kay, 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 Şimdi bu doğum politikası o ayrı bir zulüm. Doğum politikasından dolayı insanlar doğum eee nesebi e, devam ettirmek için çektiğimiz mücadeleyi verdiğimiz mücadele biliyorsunuz. Yani o para vermiş, kendini kurtarmış ama çocuklarını gizlemiş, büyütmüş. Çocuklar gelmiş 18-22 yaşlara kimliksiz. Hı -hı. Şimdi Çin buna bakmış, hayda demiş, bunlar nereden çıktı? <laughs> Ondan sonra bunu kayda altına alalım falan. Şeklinde o nedenle e, Doğu Türkistan'da ne neydi baş e, konanın başı biraz kaçırdım. Evet işte, özellikle Türkiye'nin demiştik e, Doğu Türkistan mesela hakkıyla anlaşılabiliyor mu ve Türk milleti Doğu Türkistan meselesi dediğinde onu gerçekten değerlendirebiliyor mu dediniz ya. Evet. Bilmeyenlerin dışında Doğu Türkistan'da zulüm var mı yok mu acaba nasıldır seviyesindedir onu. Evet, evet. İşte o e, mesela bu Doğu Türkistan e, nüfusunun bu kadar yani 40 milyon insanın olduğunu da e, Bu mücadeleyi e, verirken bunun hakkıyla bu konuyu tanımak lazım, Hak vermek lazım. E, bu meselenin bir bağımsızlık meselesi olduğunu ve e, bunun e, meşru özellikle evet. bu meseleye ya, me ya meşruiyet kabul edelim. adını koyalım adını koyalım ben ve... yani meşru olsun çözüm bizi bırakın biz mücadele edelim yani o zaman şunu söyleyebiliriz ee, geçen 70 seneye rağmen Doğu Türkistan davası istenilen arzu edilen seviyede özellikle Türkiye açısından söylüyoruz evet. yurt dışı veya farklı ülkeler değil bu memlekette baktığınız zaman bir taraftan şey açıdan gelişti hocam yani bu meselenin e, bilinirliği bilinirliği açısından, açısından, Uluslararası bu gündeme geldi. Tabi uluslararası e, BM'de e, diğer insan hakları birçok ülkenin parlamentosunda hatta Türkiye'de de Şimdi, tam onu e, partiler gündeme getirdi. Türkiye'nin e, gündemindeki halkın nezdinde ve siyaset Biliniyor, neziminde... Anlaşılıyor. Hı. Çözüm noktasında bunu yani e, bunca mücadele veren ızdırap içinde yani Yağı çıkırılan taşın arasında kalan bu, toplu, bu toplumun 40 milyon Doğu Türkistan'ın zaten biz şu an e, Türk dünyasından, Türk devletleri birliğinden bahsediyoruz, Turan'dan tamam. bahsediliyorken evet, e, bu hilalin ben şöyle ifade ediyorum Doğu Türkistan Türk dünyası bir hilal ise bunun bir ucu Türkiye ise Türkiye hilalin bir şu diğer bir ucu. Doğu Türkistan'dır. Hem coğrafi açısından bakıldığında da onu görüyorsunuz ve fiilen önem açısından da o bölgenin, insanların coğrafyasının e, her, her şeye baktığınız evet. zaman Çin e, o son düşünce bazlı da biliyorsunuz evet. yani Türkiye Cumhuriyetler içinde, Türkiye toplulukları içerisinde de Uygurlar, Doğu Türkistanlılar yani bakış açısı Türkiye ile çok ciddi bir şekilde örtüşüyor ve Türkiye ve Türk halkıyla, Anadolu insanlarıyla olan sevgisi yani e, çok fazla. Eyvallah. Biliyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam bir de e, meselenin e, biraz önce bahsettiniz uluslararası düzeyde tanınması, Birleşmiş Milletler'de bilinmesi noktasında. Tabi bize bazen şu sorular da geliyor. Tabi size de gelmiştir. Şimdi Türkiye'de de olsun farklı kesimlerde Doğu Türkistan meselesi gündem edilince, özellikle e, Batı'da son e, 3-4 yıldır bu kamplar meselesinden dolayısıyla Doğu Türkistan meselesi ya açıkça söylemek gerekirse ülkemizden, Türkiye'den çok daha yüksek sesle parlamentolarda, basınlarda, hatta yerel basında, uluslararası basında e, farklı siyasi noktasında çok yüksek sesle dile getiriliyor. Bu batının e, Doğu Türkistan meselesini bu şekilde gündem etmesi bir soruyu da farklı kesimler tarafından, acaba bu Doğu Türkistan meselesi batılar tarafından tırnak içinde söylüyorum, e, uluslararası ilişkilerde bir koz olarak kullanan bir mesele midir? hakikatte de böyle değil midir noktasında sorular geliyor. Bu bağlamda Batı'nın Doğu Türkistan meselesine son dönemlerdeki ilgisini neye bağlıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buna e, gerçekten üzücü e, noktalar var bu meselede de. Şimdi şöyle misal vereyim. E, siz dükkandasınız. E, Allah korusun. Sizden bir yakınınız bir hadise geçirdi yan sokakta. Hı hı. Siz de orada geçerken bir... E, Dinsiz sizin düşmanınız olan biri. Elinizden çekti, geldi. Baksın oğlun oya bir hadise geçirdi. Bak Dediği zaman biz ne diyeceğiz? Ya sen dediğin için hayır ben onu kabul etmiyorum diyeceksiniz. Tabii. Yani orada yatıyor, kanıyor. Çok yatıyor istedim. ama siz bunu o söylediği için bunun bu gerçek değişecek mi? Şimdi şöyle. Tabii e, batı. Sadece batı mı yani? Bir mesele ülkeler ülkelerin bakış açısı, diplomatik çıkışlar tavırlar ne, ne, nasıl gelişiyor? Yani hepsi duygusal e, dini değerlerle yani ya, en dindar, de. en ya kimse böyle bakmıyor. Öyle baksaydı çok şeyler farklı yönde gelişiyor. Öyle farklı. değil. Hatta Filistin meselesi ya. Herkesin bir kıble meselesi. Biliyor herkes bu bizim kıblemiz diyor. Yani, yani herkesin iman ettiği ve bu mesele e, özel bir bir toplumun meselesi olmadığı kanaatinde imanı var. Herkesin herkes sokakta olmasa olmasına rağmen ee, nasıl davranılıyor? Politik bakılmıyor mu ona hesaplar falan durdukça? Ya bu meselede de ister Batı Amerika, Avrupa, ister İslam dünyası tamamen her meseleye siyasi e, çıkar, menfaat ve o şekilde bakılıyor. Ee, şimdi Batı bilmiyor muydu Doğu Türkistan'da mesela 7 sene önce zulüm olduğunu bilmiyor, biliyordu. Her şey daha önce de çok sıkıntılı durumdu. Tabii, sadece insan hakları ihlallerinin ortasında yoğunlaştırıldı ve böyle sıktı sıktı sesimiz çıktı. Ama daha önce de bu mücadele vardı. Her şey çok kötüydü. Eskiden de kötüydü, bugün de kötü. Tabii onlar şey oluştu, şartlar oluştu ve onlar içinde biz bunu şu an onu sorgulamıyoruz. Şimdi belki bunun üzerinde çok şey konuşulabilir. Bu bu maksatla yaptı, o, o maksatla yaptı. Olabilir. Bunu konuşabiliriz. Çok şeyler çıkar altından neler çıkmaz diğerlerden de çıkar. Evet. bizim İslam camia içerisinde İslam dünyasında da birçok şey çıkabilir. Kimin neyle ilgilendiği konusunda ama şimdi şöyle bakmak lazım. Doğu Türkistan'da bir katliam var mı? Var. Soykırım var. Asimilasyon var. Din yerle bir ediliyor. Yok mu? Var. 16 binden fazla daha fazla camilerin imha edildiği gerçek. Şu an İslam'ın tamamen topyekün İslam'ın askıya alındı. Şimdi Sayın Hakan Fidan Esselamu Aleyküm diyor. Ve Aleyküm Esselam dediğini duydunuz mu? Demiyoruz. Yani son ziyaretini diyorsunuz. Diyemez. Başkalar da şu an bugün bir, bir video gördüm. E, seyrettim. Arap bir genç gidiyor Doğu Türkistan diyor. Ya 48 e, gün mü saat mi diyor. Dolaştım. Hiç namazsız diyor. Çünkü camilerde hiçbir yerde namaz yok diyor adam konuşuyor. Hmm. Bunu biz biliyoruz zaten. çok Şimdi böyle bir vaziyet var. Onlar demiş olabilir ya burada Çin'i sıkıştıralım, ticari hesaplara dengelere oturtturanı kadar hadi kardeşim senin aybını biliyoruz, bu ne falan diyebilir. Biz burada ya e, Batı veya herhangi bir ülkenin bu konuda biz onlara iman getirmiş ve ondan bir beklenti şey içerisinde değiliz. Biz bu meselenin hem İslam dünyasının meselesi hem Türk dünyasının meselesi hem insanlık dünyasının meselesi. meselesi dedik. Evet. Onun için Batı bugün ya onlar tamam ne yani kim niye destek verdi onun maksadını biz de bazen bile bilme imkanımız oluyor yani tahmin edebiliriz. Ama biz dedik mesela gittiğim bütün e, toplantılarda e, uluslararası veya yerel lokalde de İslami camianın e, konferanslarında da bütün şeyde ben konuşmalarımda dedim ya yes, Doğu Türkistan meselesini basının oyunu falan onlar kaşıyor diyerekten de siz de tamam Tam elimizden sız kardeşim ya. Çok güzel. Biz dedik lanet olsun onlara dedim. Ben açık ya lanet olsun onlara. Sız tutun el, tamam. elimizden. Tutmamız gereken Ya tutmayınca. biz hep umudumuz ya İsa Aleyhisselam tiken merhum de demiş ya. Yani bu öncelik bu hizmetin şeyi Türkiye'de olsun. Tabii tabii Türkiye'ye yaraşır. Demiş. Ya, ya biz yalnız. bu meselede İslam dünyası, özellikle İslam dünyasında da Türkiye'nin bu meselenin sahiplenmesi. Hem biz bu konuda Türkiye'nin çok avantajlı olduğunu, haklı olduğunu, Tabii. bu meselede e, yani Türkiye'nin de eli güçleneceğini ve Doğu Türkistan meselesine taraf olduğu zaman Kıbrıs gibi diğer meseleler gibi çok haklı bir sebep olduğunu, Çin'in bu konuda, çok kabul etmek zorunda kalacağını inanıyoruz. Çok güzel. Biz bu meseleye böyle bakıyoruz. Gayet güzel açıklama yaptınız. Dolayısıyla <laughs> toparlarsak yani Batı'nın veya farklı kesimlerin Doğu Türkistan üzerinde evet kendileri açısından siyasi, politik açısından, ekonomi farklı farklı planlar olabilir. Ama evet. mesele şu ki gündeme getirmeleri, seslendirmeleri ve bunun bir mesele olarak dünya kamuoyunda bilinmesi noktasında bir artı değer üretirler. Kaldı ki bu bize, yani Müslüman Türk topluluklarına, özellikle Türkiye'ye daha yakışan bir şeydir Daha çok bir beklediğim şeydi. Hocam bir de eğer öyle bir endişe taşıyorsak ya bunu başka, hayır başkası el, el sokmasın, bunu bozmasın kendi e, şeylerini alet etmesin diye olabilir. Öyle de iradeleri olabilir. Evet. Olduğu zaman, o zaman en güzel bir şey sizin ilgilen ilgilenmeniz top, top, mesela atın. Zaten biz herkes Türkiye'ye bakıyor. Eyvallah. Doğu Türkistan'da da insanlar Türkiye'ye bakıyor. E diasporada da insanlar bu meselenin evet. Türkiye öncülüğünde olmasını herkes gönülden evet. istiyor. Biraz daha e, meseleyi e, vaktimizde ilerledim. ilerledi. Bu dünya tarafından da tan yani son dönemlerde e, Doğu Türkistan meselesinin hem ulusal hem uluslararası konjektürde e, tekrar gündeme gelmesinin temel nedeni bir tanesi de sizin de bahsettiğiniz gibi... son 5-6 yıldır devam eden o Xi Jinping yönetimine gelen bu kamplar meselesi. E, çok merak edilen bir soru. E, bize de çok arada sorup geliyor. Ya bu kamp meselesi... E, ve ailelerin işte Çinlilerle evlendirme ve artı evlere birer tane Çinli koyup işte orada aile... kardeşlik, muhabbeti vesaire bu tür uygulamalar... yeni bir uygulama mıydı? Yoksa Türkistan'ın o... 18. yıldan beri sürekli Mançu hanedanından beri işgal dönemlerinde gördüğümüz yaşadığımız bir şey miydi? Ve son olarak bu e, kamplardan Çin nereye varmaya çalışıyor? Günün sonunda 35 milyon herkesi katletmek, bitirmek, tamamen yok etmek mi istiyor yoksa başka bir amacı var mı? Biraz da bundan bahseder misiniz hocam? Evet, her şeyin bir cevheri, bir özeti e, şey ol, olduğu gibi yani bu zulmün de öyle Çin'in açısından. Bu e, dediğiniz, demin saydığınız ve saymadığımız, sayabileceğimiz e, Çin'in Doğu Türkistan'daki cinayetlerinin sıralar, sıralarsa bu hiçbiri yeni değil hocam. Yani e, asimilasyonun her şekli eskiden de vardı. Dini baskılar eskiden vardı. Her Ramazan'da iyi gündeme geliyordu. Tabii, tabii. Yapıyordu. Sıkıntılar vardı. Camilerde daha önce şey yok muydu? Yasaklar yani vardı. Yani neredeyse kimse namaz kılmaz demiyor Kılam, kılmayın demiyordu ama 18 yaş, altı, kadın kadınlar, yaşam, emekliler, çalışanlar yok. bilmem ne. O zaman kim kılı, kim kılıyor dediğin zaman bu bir öyle Kesinlikle. bir durum var. Camilerde ya. biz görüyoruz. Ee, bu şekilde büyük bir kamp yoktu ama hapishaneler zaten bu şekilde doluydu. Ya Açık yani insanları yargıla, yargılama diye bir şey yok Doğu Türkistan'da. Hukuk diye hukukun ne olduğunu bilmiyoruz yani Doğu Türkistan'da. Hukuk ne, ne, nedir yani bilemezsiniz. Tabii İnsanları tutuklar 2-3 sene, 5-10 sene öylesine yatar. Zaten eğer bırakmak isterse o, şekil, o şekilde bırakır. Veyahut onu yine onun 5 sene yatırıp dövdükten sonra çıkıp 25 sene muhabbet hapis verdik diyor. Sadece duyuru. Aynen öyle. Okuyordu zaten Hakim, avukatlar hayır öyle değil, delil böyle. O yok yani. Biz de bunlara, Şimdi bunun evet. hepsini yapıyordu. Çin yani bunun bütün amacı Doğu Türkistan'ın Çin'lereştirmesi. Yani çünkü Çin'in böyle bir hırsızın bir korkusu var. Bakın biz Doğu Türkistan'da ciddi bir siyasi hareket yok. Parti cemaatleşme yok, dernek vakıf yok. Ve herhangi bir hareket, e, silahlı mukavemet yok. Hiçbir şey yokken Çin tek, de, tek taraflı bu kadar büyük bir icraat yapıyor. Adeta bir savaş düzeni kuruyor Doğu Türkistan'da. Hı hı. Karşılıksız yani tek taraflı. İnsanları yakalıyordu, öldürüyordu. Yapıyordu bunu. Ama şu an baktı ki Xi Jinping, e, sanırım o zaman e, şeylerde de bu söylemler, e, bu Çin'in e, Doğu Türkistan'ın daha doğrusu e, Çinli medyalarında yansıyan şeyler, söylemler vardı. Xi Jinping özellikle Hotene gidiyor. E, geldiğinde e, Xi Jinping bakıyor adamların sakalları var. E, yüzleri peçeli kadınlar var falan. Her şey, yani yüz şeylerinde de Çinlere benzemiyor yani adam, benzemiyor. Ya burası nedir, ya bu, yani burası adeta bu Çin değil, burası Ortadoğu demiş. Ya hemen gidiyor ve bu nedir diyor, hala adamlar, insanlar Çince konuşmuyor. Çinliler yok, şehrin merkezinde Çinliler yok. Kabul etmediğim için Yeni şehirler kuruluyordu daha önce biliyorsunuz. Tabii. Kaşgar, eski Kaşgar. Yeni Kaşgar, hepsi var. Yeni Kaşgar daha 10 kat büyük bir Kaşgar var. var. Hepsi Çinli e, yüksek e, binalar. Ama eski çamur evlerde bir eski Kaşgar var ve orada Uygurlar var. Her şey benzemiyor Çin'e benzemiyordu. Bu maksatla Çin büyük bir Shi e, Jinping e, Doğu Türkistan'ın genel valisini değiştirdi. Çin Komünist Parti Sekreterini değiştirdi ve orada e, Tibet'te e, büyük soy, e, soykırımla tanınan zalim bir valiyi Doğu Türkistan'a atadı. Ve direkt Pekin'in sözde özel bölge falan filan o yok yani. Direkt Pekin'den emir alan kimseyle e, kimseye hesap vermeyen e, bir vali yönetici getirdi. Ve ondan dolayı zaten esas temeli 2050 Çin rüyası diye. Daha önce Amerikan rüyası olur dünyada. Şimdi hmm. Çin rüyası. Şu bir ipek evet, yol, kuşak yolculuğunun etkisiyle. Şimdi orada Çin tek millet olacak dedi. Bunu hmm. açık seri da var. Tek millet demek yani orada Çin'den başka bir şey olmayacak. Uygurlar, Kazaklar, Uğurlar, bunlar, Tibetler hiçbir şey olmayacak. Tek Çin olacak. O yüzden short cut diyebilirsiniz. Bu 70 senedir yaptığı zulmün kısa yolla gidiliyor ve Dünyaya bakmıyor yani kim ne der boş ver dedi ve çünkü dünyada şimdi zaten her şeyin prensip adalet ah, denge hukuk, hiçbir hukuk, şey şu an dünyanın nizam Pardon. sistem çökmek üzere şu an evet. Çin de ona bakmıyor ve Doğu Türkistan'da Çinlileştirme'yi esas alıyor çünkü bu İpek Yolu projesi ne Doğu Türkistan onun omurgasını teşkil ediyor Çin dahil 10 ülkeyle sınırımız var. Hı hı ve orası hem askeri hem iktisadi bütün Tabii. açıdan çok önemli. Zaten doğursan tarihinde de. Çin değil biliyor orada o kadar bir silahlı ve başka türlü bir mukavemet olmamasına rağmen Çin çünkü etrafta Türkiye cumhuriyetler var. Bizimle aynı dilde konuşan, aynı kültür medeniyeti taşıyan ve bir kısmı dini bizimle aynı dini paylaşan kardeş olarak bildiğimiz komşularımız var. Bunlardan etkilenir diye bağımsızlık mücadelesinin şimdiden beşikteyken bunu boğalım diye şu an e, çok yoğun bir şekilde demografik değiştirme planını bir milyonlarca Çinli yerleştirildi bu araç içerisinde. Tabii daha önceden de geliyordu ama şu an daha da Daha önce mesela şu an ben bile Çince bilmiyorum. Annem babam da bilmiyordu. Yarı yuvarlak Çince konuşuyor. neden? Çünkü ihtiyacımız yok. Tabii. yani ihtiyacımız yok. Neden? Çin'in zaten meyvesini bile yemezdik de Orta Çinliye benzemeyelim diye takıya falan saç konuları falan biliyorsunuz bunu e daha yani. bu konuşulabilir. Böyleyken bunu Çin bu bunu kaybetmek için bunu kamp kurdu. İnsanlar bakın Çin'in ben biz tahminlerimizi söylemiyoruz. Çin'in ortaya çıkardığı Şincang Urumç'adaki gazetede 30 küsur milyon kez diyor Kitim Uygurç'ada kez evet. evlere Çinli yerleştirilmiş. Bu sürekli e, dönüş, dönüşümlü oluyordu. Bu evlere bazen tek, bazen toplu 2-3 kişi, bazen kadınla erkekli karışık, bazen erkekli. Bunun yarattığı travma milleti şu an e, yani yerinde değil yani bunu tabii. söylemek lazım. Kerimeler kifayetsiz kalıyor. Ondan sonra camiler şu an tamamen yok yani sadece İdgah Camii bu Rumçiler belki bir iki büyük camiyi bırakmış. O da gösteriş. E, göstermelik, o da gidenlere... ibadette yer almıyor ve baktığınız zaman şu an video ister Sayın Bakan'ın Doğu Türkistan ziyareti esnasında çekilen videolar ister şu an sağ soldan gelen videoya Hı. baktığınız zaman şimdi dinle alakalı, kültür ve medeniyetle alakalı kıl kıyafet konusunda tamamen hiçbir şey yok. Hı. Şu an bizim biliyorsunuz kadınlar Kaşgar'da, hotende, diğer bu bölgelerde hep e, hijablı. Tamam, teşekkür ederim. Hicabı şimdi onu da çıkarın konuşmin. Kültür medeniyetten bahsedin. Kültür olarak bizim de anılarımız bacılarımız, yaşlılar kesinlikle hiçbir zaman beyaz saçla böyle bu şekilde dolaşmaz. Biliyorsunuz. Tabii. tabii, tabii. Şimdi o beyaz saçlı anneler ya beyaz o biz romal deriz o e, şeyle tülbentler. Tülbent üzerinde Hı. isterse dotpa tabii. veya tumak dediğimiz o kışın giydiğimiz kalın e, şapka evet, türü evet. şey olurdu. E, bizim kültürün bir parçası olan her yöreye göre farklı. Onlarla orada saç gözükmez. Annelerimiz bu bir güzel bir kıyafetle e, şey yapardı. Şu an çok kötü bir vaziyet var. Tamam biz kültürünü kayıp yok etmedik diyor. E, annemizin başında dopu var, takıya var. O, Saçları ben beyaz buradan gözüküyor. Dişler bakın direndi bakıyor biliyor musunuz? Yani senelerdir dışarıya bunu yasakladığı için, başını açtığı için ya bari evde oturalım ne işimiz var diye milyonlarca bacımız dışarıya çıkmadı. Çıkmayınca bu sefer sen niye çıkmıyorsun diye eve geldi. Eyvallah. Şimdi bu bunlar çok konuşulabilecek var. bu anlam çok Tabii. şey var. Ee, o yüzden Doğu Türkistan'da bu son zaman 7 sene içerisinde yaptığı şey her alanda bir büyük kıyım yaptı. O yüzden bu soykırım denildi. Eyvallah. Yani eskidenki baskılar ve zulümler artık ayuka çıktı, evet. Son adliyeye geldi diyorsunuz. Dolayısıyla e, bu bağlamda biraz önce çok bahsin ettiniz. Son birkaç cümleyle bunu söylemek ister misiniz diye soruyorum. Bu anlamda biraz önce bahsettiniz. Doğu Türkistan coğrafyasının etrafında e, Türkiye Cumhuriyetleri var. İslam coğrafyası var. Baksanıza Pakistan'dan bu tarafa doğru geliyorsunuz. Malezya, Endonezya siz de buralarda çok gezdiniz. Doğu Türkistan davasını anlattınız. E, son olarak bu hem İslam coğrafyasını hem de Türk coğrafyasını bir yana kıyaslarsak biraz önce Türkiye'deki kıyasladığımız gibi hakkıyla bu dava anlaşılıyor mu anlatabiliyor muyuz ve bunda eksikler bizden mi kaynaklı yoksa sadece siyasi açıdan böyle bir durumdalar mı yani kardeş Türk soylularla e, dindaş Müslüman topluluk Doğu Türkistan'daki kardeşlerine, soydaşlarına nasıl bakıyorlar? Nasıl bir durumdalar şu an? Hocam genel olarak bu konuda özellikle e, İslam dünyasını yönetenler Sorumluluk açısından ister İslami, vicdani, insanlık noktasından e, bir sorumluluk var. Bu açıdan baktığınız zaman e, biz burada tabii çalışmalarımızda her zaman öz yapıp biz yapamadık diyebiliriz. Yani gözden geçiririz, sıkıntı tabii. yok. Bunu yapmamız gereken bir şey. Ama biz burada e, gittiğimiz her yerde gördük ki yani bunlar e, açıkça söyleyeyim yani Allah'a nasıl cevap verirler? Evet. Şimdi e, bakın hocam, ben bunu şöyle misal veriyorum. Duvara çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Orada üst, üzerine yağ sürüyorlar ve eliniz zırt diye aşağı iniyorsunuz. Tekrar düşüyorsunuz. Bu sıkıyorsun. hale Çin de çok ciddi. Biz gittiğimiz her yerde Çin önümüze çıkıyor. Hemen oradaki elçilikler, konsolosluklar, e, hemen o yerel bölgesel teşkilatları, STK'ları davet ediyor konsolosluklara, misafir ediyor. Hatta Doğu Türkistan'a, Çin'e götürüyor. Hemen götürüyor oradaki bir takım Çin'le işbirliği evet, yapan toplumlar veya zamanlar... e, Dunganlar, Çinli Tabii. Müslümanların e, onlardan Benim heyet getirip veya onları götürüp bakın yocamiler falan filan diyerekten e, onlar da işine geliyor. Hmm. Yani ya bunlar aslında biz ya İslamlı Müslümanlar işimiz yok ama bunları Amerika bilmem kaçıyor O yüzden hmm. biz biraz rahatsızlığı halen ki öyle bir şey yok. Onlar da biliyor hmm. öyle olmadığını. Hatta delegasyonların da Türkistan'a gittiğinde de bunu ifa bakabilir yani yolda insanlar. Esselamu aleyküm diyor ben video seyrettim. İslam dünyasından gelen heyet. İnsanlar niye ve aleyküm diyor? Biz bilmiyor evet. muyuz Uygurları? Çok ya adam evet. salanda en güzelini yapan bir topluluk. Ve aleyküm esselam şu an bile diyemiyor. Böyle yapıyor, baş sallıyor. Evet. Böyle bir şey var mı? Bunu e, o yüzden bu İslam dünyası e, bu konuda e, gerçekten e, sorumlu yani evet. e, mesuliyeti var. E, bu yanlıştan dönmesi lazım yani. E, Bunu vebalı olur Türkistan coğrafyası için ne söyleyebiliriz? Ya oh. bu da acı bir şey. Türkistan coğrafyası aslında böyle kendi abi kardeşlerinin komşusunda yaşayan bir insan ne kadar kendini güçlüyse aç kalmaz ki, hasta kalmaz ki. Ya biz orada ölüyoruz ya soykırım oluyor yanda Bunun karşılığı hiçbir şey yok ya. Kesinlikle bir ifade yok ya. Ama en azından Türkiye'de toplumda STK'lar, parlamento siyasiler orada burada bir şey diyor. Ya en azından Doğu Türkistan demeseniz de Uygur kardeşimiz ya neler oluyor, nedir kamp bu? Bize burada söyleyin demiyor. Rusya'nın mı yoksa Çin'in mi etkisi daha çok olduğunu düşünüyorsunuz? Yani 91 ya, sonrasında Cumhuriyetlerde... bağımsız oldu. Hani bağımsız diyoruz. Hakikaten bağımsızlar mı şu an o soru gündeme benim zihnimde. O da Rusya ile Türkiye arasında. Bizde şey var ya iki bayıga bir malay diyoruz yani iki zengine iki zengine bir çalışan hadim Hadi, he, he. hadim gibi bir şey amele, öyle amele. amele bir amele iki zengine bir amele e, bu ikisinin arasında bir de Şanghay İşbirliği Teşkilatı olunca hmm. şimdi e, mesela Doğu Türkistanlılar e, bize göre e, şeyde Kazakistan'da bir e, milyonun üzerinde. Hmm, Uygur, ama Türkiye'de çok var. az sayı ifade ediliyor. Almat'a tamamen Uygur. Hmm. Daha birçok bölge var Uygurlarla dolmuş. Yani bu yaklaşık 2 milyon veya 1 milyonun üzerinde Uygur var. Yani Türkiye'den daha çok uzun. Evet, Uygur var. Kırgızistan'da biraz bir altta Uygur var. Özbekistan'da zaten kimliklerin silmiş Uygur olduğunu ona bilinmiyor ama orada da bir hayli yani en az 500 binden fazla Uygur var, çok yani daha çok fazla olur. var. Ee, diğer şeylerde Türkiye Cumhuriyetler içerisinde yaklaşık 3 milyon Uygur orada bulunuyor. Hmm. Ve orada doğmuşlar, orada büyümüşler. Rusça konuşuyorlar, Uygurça konuşuyorlar. Okullar var, her şey var. Ama Doğu Türkistan'la ilgili bu kadar büyük bir topluluk, oranın vatandaşı, dışarıdan yabancı değil, sıkıntı yok, diplomatik kriz olması mümkün değil. Adamlar kendi akrabası konusunda konuşacak. Hmm. Doğu Türkistan Cumhuriyet Günleri değerli günlerimizden 5 ee, e, 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 Temmuz, 5 Nisan, 5 Şubat bu özel e, milli günlerimizde dahi insanlar bir araya gelip faaliyet yapamıyor. Hmm. Ondan sonra orada Çin'in e, güvenlik güçleri. Bilfil kendi arabalarıyla kaşkardan arabayı binerekten maalesef Türkiye Cumhuriyetlere gidip insanları yakaladığı oldu. Tamam. Bunlar yaşadık. O yüzden yani o da bizim biz her zaman Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili biz bu gerçeği söyledik ama biz Türkiye Cumhuriyetleri kendi vatanımız olarak biliyoruz, seviyoruz ve o ülkelerin kendi ayaklarında durması İktisadi, ekonomi, askeri, evet. siyasi açıdan çok güçlü ülke olmasını, Çin ve Rusların esaretinden kurtulmasını ve bu Türk İslam dünyasının bu aileye gelmesini, daha güçlü olmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Biz hiçbir zaman e, kendi meselemizi öne çıkararak onlara zorluk çıkaran bir topluluk olmadık. Bunu anlamalarını istiyoruz. Kardeşlik, hem İslami hem milli kardeşlik sorumluluklarını yerine getirmesini hmm, istiyoruz. Çok bu balanda... Özellikle biliyorsunuz 7 Ekim e, Aksa Tufanı, Gazze hadiseleri, olayları, sonraki yaşananlar bütün dünyanın gözü önünde çok büyük bir katliam, çok büyük bir zulüm işlenmekte. Ve bu aşamada e, özellikle Filistin'deki davası, Doğu Türkistan davası ile karşılaştırmalar oldu. Bu anlamda e, size şunu sormak istiyorum. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı ve sonrasında gelişen olaylar, Doğu Türkistan davasının anlaşılmasına katkısı nasıl oldu, etkisi nasıl oldu... Yoksa böyle kıyaslamalar doğru mudur? Acıların yarıştırılması doğru mudur? Siz de bilirsiniz bir mesele olduğunda işte Filistin meselesi gündeme getirince bu Arapların meselesi, Doğu Türkistan deyince bu Türklerin meselesi gibi akla ziyan şeyler aslında bizim değerler açısından baktığımız zaman insanın kalbiyle, aklını, ruhunu, bedenini ayrılması mümkün olmadığı gibi bir, biraz önce bahsettiğiniz gibi orası Müslüman Türk coğrafyası, bir taraftan İslami hassasiyet, bir taraftan milli değerler var. Burada yaşananlar insanlık suçu, Gazze hadisesi, ümmetin meselesi, ikinci kıblemiz vesaire. Bu bağlamda e, bir karşılaştırma yaparsanız e, 7 Ekim'deki Aksa tufanının e, geliştirdiği süreç içerisinde Doğu Türkistan davası, bundan nasıl etkilendi? Nasıl bir gelecek bekliyor bana? Evet, şimdi bunun olumlu olumsuz e, taraflar var hocam. Şimdi öncelikle şöyle bakmak lazım. Filistin meselesi de bir e, Türkistan meselesi kadar tarihi süreç açısından da yakın bir e, zaman e, geçmiş bir şey. E, o kazanımlar açısından e, Filistin kaziyası ya meselesi dediğin zaman Hı. Çok ileride bir seviye yakalamış. Uluslararası şeyde meşhuriyet kazanmış. Hatta BM'de şu an bir devlet olarak tanınma aşamasında bir süreç gidiyor. Evet. Ee, Filistin meselesi demin de söyledik. Bir e, kıblemiz olma hasabiydi. Sadece bu bir e, Araplar içerisinde bir topluluk zulüm giren olsun o zaman daha çok büyük bir e, sıkıntılar içerisinde diğer topluluklar var dünyada birçok ülkelerde. E, hem Müslümanlar başka konularda da öyle. Ama bu mesele e, tamamen Müslümanlar için hem insani hem İslami itikat konusu. Bu öyle. Hatta bu mesele o kadar meşrulaştı ki o kadar insan yani İslam itikadından çıkarak insani noktadan da bakıldığı zaman e, Batı'ya bazen İslam ülkelerinden daha fazla, fazla tepki geldi. Tabii. Yüz binlerce insan Paris'te, Amerika'da tabii e, Latin Amerika'da ülkelerde yani acayip acayip çiftlerde insanlar sokağa çıkmadı mı? Bunlar Onun ne için mi? çıkıyor? Eyvah. Para mı aldı? Bunların vicdanı onlara onu Eyvah. yaptırdı. Yani Filistin meselesiyle öncelikli şunu söyleyeyim: Biz Doğu Türkistan. Tabii ki 75 sene içerisinde bizim halkımızın gördüğü ve ya dünyanın yani sesi çıkaramadan bir dayak yiyip de a vay ya vadi yemeyip. Evet, bu çocuk. çok kötü. Çok Biliyor musunuz? Vay can, va demek çok iyi. Biraz rahatlarsınız sesiniz kurtarın beni duyulur. falan demek ayrı bir şey. Yani sizi dövüyor da dövüyor kanın kanımı yaşıyorsa ama ses bile ses çıkarmanız mümkün Değil. değilse bu çok büyük şey. Doğu çok, Türkistan çok. böyle bir şey evet. daha çok büyük. Daha büyüklerin hocam. Mesela Bülent abi de böyle dedi, her zaman dinliyorum en Filistin'in en büyük savunucusu e, diyor başlamış. ki ya Doğu Türkistan meselesi Filistin'den de çok e, ağır bir Ve mesele diyor. Bu şey olarak da öyle. Bunu bunu kabul ettirmeye çalışacağız. Ama kesinlikle bunu kıyasa etmek hem ahlaki değil, hem insani değil, hem İslami değil. Evet. Hiçbir zamanda bunu, hem bizim aramızda da oluyor tartışmalar. ya Ayıp ya. O yaptı, bu yapmadı. Bu o Arap'tı böyle. Abbas Çin'le görüşmüştü falan. Bana ne Abbas'ın görüşmesiyle. Evet, doğru. Şimdi buna da bunu söylerken söyleyeyim. Çok Abbas Çin'e destekleyen bir açıklaması oldu. Uygur meselesi konusunda. Hı -hı. Tabii ki biz de tepki gösterdik. beraberinde biliyor musunuz? Filistinli Ölümalar Birliği bizimle beraber basın açıklama yaptı hemen. Hı -hı. Mahmud Abbas'ın Filistin halkını temsil etmediğini dolayısıyla Hı -hı. bu falan filan siyasi, siyasi bir tepki bir oldu olsun. ve hatta bize de aradı Filistin elçilikten beni de aradı. Ben görüştüm. Hmm, Onlarla da çok bir kavga, neredeyse kavgaya girmişler. Ondan sonra açıklama yapmak da zorunda kaldı. Hayır biz öyle dememiştik. Hmm. Maksat aşmış. Çok güzel. Demek ki burada bu kardeşlerimiz Gazze sokaklarını hatırlıyorum. Urumçi Katlamı'nda Gazze sokaklarında nümayiş olmuştu. Protesto eylemleri olmuştu. Çok Bunun görüntüler zor. var bizde. Çok güzel. Bu ee, Müslümanlar, insanlar arasında bir sivil mesele bu. Bu meseleyi böyle tutmanız lazım. Ülkeler demin dediğim gibi insanlar çıkar, menfaat demek diplomasi falan derken yapabilir. Yani o çok sıkıntılı şeyler olabilir. Ama bu meselede kesinlikle Filistinler de bizim derdimizi anlıyor. Hı hı. Ağlıyor, gücü yetse destek verecek. Çok Biz mümür. görüşüyoruz. Ama bu falanca lideri öyle dedi, yaptı diye biz o topluluğa kardeşlerimize karşı bir düşmanlık besleyip onlar ya olur mu ya şimdi Gazze'de sayı şimdi kaça ulaştı? Bilmiyorum. Hocam. Ya her gün ben sadece videoda ben şey ilk defa 15 Temmuz'da F-16'yı çok yakından görmüştüm havalimanında. Acayip korkunç bir ses varmış yani. Ben öyle hiç duymamıştım. Acayip Ben onu bombanın kendisi sandım patladı diye. Hı -hı. Aa, üzerimize bir şey indi demişim. Füze indi. Halen ki uçakmış. Çok sessiz, hızlı geçtiği için. Hı -hı. Ben şunu demek istiyorum. Ben şey seyrediyordum o çok ciddi X saldırılar olduğunda. Hı -hı. Ya dar, dar 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 o bombalar yer yer yanıyor. İnsanlar Bakın seyredemedim tamam mı? ben kanal değiştirdim. Evet. O Biz korkunç ya yani, bizim yani. de çocuklarımız var. san Ya Allah korusun ya onu onları da duymak zorunda kaldığını düşünün ya. Evet. Yani bunu bunu buna bakarak böyle kıyaslayan, onu küçümseyen, bunu vuran, vuruşturan ya insan değil taş duvardır ya uzaylıdır ya. Evet. Evet. Yani bu mesele Hakikaten hiçbir mi? şekilde kıyaslamamak lazım. Ya Doğu Türkistan meselesi bir noktadan baktığın zaman Filistin meselesinden çok daha ağır, vahim, sıkıntılı bir vaziyet. Bir açıdan baktığında orada ya ciddi bir savaş var. Bomba düşüyor kardeşim ya acil. Hemen gün, günlük bir mesele. Bomba <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> o yüzden bunu kıyaslamak çok yanlış. Ve Doğu Türkistan etkisi meselesinde tabii ki bütün İslam dünyası batıda halklar olarak ülkeler adaleti, Unuttu. Tabii siyaset evet, devlet. Siyaset. Ama halklar bu konuda kendini gösterdi. Bizim tarafta da Müslüman İslam dünyası da durum ortada yani. İnşallah belki bu. Bu yüzden ben şunu bölümün. demek istiyorum. Çin, Doğu Türkistan'da bir işgal gerçekleşti. İşgalci konumunda, işgalci. Ve katliam noktasından kesinleşmiş bir sabıkası var ve halen devam eden cinayeti var. Dini İslam'a Kur'anı yaktı, camileri yaktı, yıktı. Dini her türlü bunu yapıyor, devam ediyor. Ve burada uluslararası aranada çıkıp Filistin meselesinde Filistini desteklediğini açıklıyor ve diyor ki ya olur mu diyor? Bu artık dayanılmaz diyor. Hadi diyor. Tabii, tabii. bu bunun Çin'in e, münafıkana bir politikasıdır. Tabi bu ülkeler. Özellikle Filistin'de yöneticiler veya başkalar e, mesele dünya gündeminde ülkeler arasında bunu şey yaptığında Çin gibi büyük bir ülkenin desteğini kavuşması bakış açısı farklı, farklı olur. olur hisleri. Tabii. Ama bizde e, bu konuda geçen Dünya Alimler Birliği biraz Çin'i e, çok övmüş falan bir açıklama yapmıştı bu konuda. Ya diye neredeyse e, güzel fitretli falan falan e, övmeler olmuş. Hemen tepki gösterdik ve görüştük. O açıklamaları da sildi. Eyvallah. Şimdi bunu e, demek istiyoruz. Yani bu e, do, şimdi Çin'in bu tür çıkışları İslam dünyasını aldatmamalı. Kesin. Bunu aldanmamalı. Tabii. O Filistin'in işin davanın haklılığı Çin'in e, buna ne, ne diyeceği, demeyeceği e, bu mesele ona bağlı değil. Kesinlikle. Onun o nedenle tamam Çin destek. Çin'den destek beklemiş olabilirler. Ama onu beklerken Doğu Türkistan'daki göz ardı etmemiz mümkün değil. Çok güzel. Hatta bununla ilgili hani tarihte söylenir ya. Şimdi bir tarafta Firavun var. Bir tarafta Nemrut var. Siz evet. şimdi o ortalıkta Firavun mu Nemrut mu tartışması yapacaksınız da İbrahim evet. ve Musa'ya bakacaksınız. Evet. Evet, i̇şte burada bu durumda gerçekten orada Musa'lar var, İbrahimler var. Gerçekten ciddi zulüm ve mazlumiyet yaşanıyor. Biz hem insani hem İslami hem vicdani olarak meseleye bakıp Dediğiniz gibi bunu söylememe çok önemli oldu. Özellikle ülkemiz gençliğinde böyle bir ayrışma var. Böyle milli taraflar, işte Arap taraflar, İslami taraflar böyle bir meseleyi farklı algılayan genç nesiller var. <laughs> bu anlamda bir defa da sizin söylediğiniz gibi Arkadaşlarımızı da çağırırız yani. Seviyoruz sizleri. E, Kucaklıyoruz. İster bu İslami hassasiyetle öne çıkmış olsun. Eyvallah. İster milli hassasiyetle. Mi? Bu meseleyi kesinlikle... Hem Doğu Türkistan açısından hem o da evimizin değerleri olan konu meselede de öyle bir çıkışta olmamalıyız. Eyvallah. O kendi yerinde Tabii ki İslami de Müslümanlara da bu meseleyi Doğu Türkistan'a ilk başta başladığımız şeklinde ya buna Çin ya Amerika Batı destekliyor da falan demesin. Bu da çok yanlış bir şey Kesinlikle. olduğu gibi. Filistin meselesine bu şekilde yaklaşmak evet, o da yanlış. Yani birinin yanlışı diğerinin evet, yanlışını doğrulamıyor. Çok teşekkür ederim. Son olarak e, çok güzel bir değerlendirme yaptınız hocam. Biz genelde e, bu röportajlarımızın sohbetin sonunda gençlere bir mesaj vermenizi istiyoruz. Özellikle e, vakfımızı takip eden, programımızı izleyen, Hı -hı. dergimizi de okuyan genç bir kitlemiz var. Genç kitleye Doğu Türkistan davası için neler yapabilirler? Onların sosyal medyaları biliyorsun etkin olanlara var, çalışmaları yapanları var. Bu bağlamda hem odaki faaliyetleri de hatırlatma noktasında hem de son olarak yani Doğu Türkistan davası ile ilgili bu gençler hani çoğu zaman soru soruyorlar. Ya biz ne yapabiliriz ki elimizden ne gelebilir mi deniyor ya. Bu anlamda gençlere de bir mesaj olması açısından gençlerimize Doğu Türkistan davası için yapabilecekleri neler olabilir? Bir tavsiyede bulunarak sohbetimizi... Hocam yapalım. bizim bayrağımız mavidir. Mavilik bizim kızıl elmamızdır. Bizim davamızı anımsatır. Bu nedenle gençlerimize, herkese Türkiye'deki herkese şunu söylemek istiyoruz. Biz Türkiye'yi, zaten genel dünyayı, ümmeti, bütün herkesi öyle bir irademiz var. Bunu ulaştırmak, destek sağlamak, yanımızda almak. Özellikle Türkiye'de insanların fikrini, düşüncesini, ruhunu ve sokakları, her yeri maviye boyamak istiyoruz. Yaşan. Bu nedenle bu kardeşlerimizi bize gelsinler davet ediyoruz, çağırıyoruz. Bize sokakta, okulda, üniversitede, her yerde, sosyal medyada bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bunlar Çin'i korkutuyor ben ve Allah. caydırıcı şey budur. Hatta siyasi merkezlerde bunlardan mesaj alıyor. Doğru. Yani sokak nebzi neyse merkezlerde ona göre tavır alınıyor. Yani biz yetim kalmak daha. kalsak size yakışıyor mu? Evet. Bizim e, toplumumuzun, davamızın yetim öksüz kenarda böyle itilerek bu halde kalması sizleri mutlu etmediğini biliyoruz. Bu nedenle... Kesinlikle. Yani güçlü bir şekilde her yere fikirleri, düşünceleri, ağzımızı, lefizleri, yazıları maviye boyalım. Evet. Beraber elinize boya alın, gelin beraber evet, boyayalım. Bunu Bu tabii bunu da düşünelim sosyal medyanın etkisiyle. Evet, en azından evet. yani bir iki paylaşım bir iki story az demeyelim, çok demeyelim. Evet, evet. Her seferinde mesela geçen e, sizlerin de Emin Hocam'ların da, İhsan Hocam da katıldığı, ee, 5 Temmuz e... ya öncelikle buna çok müteşekkirim. Eee bu bizim bizim insanlarımız için de e, örnek ve ders olması gereken bir şey çok oldu. Çok. Bakın Ehsan Hocamlar, Mehmet Emin Yıldırım Hocamız e, talebeleri camiası bağımsız hür bir devlette e, çok rahat yaşıyorlar yani. Bir dertleri Hı. yok. Asker var koruyor. Polis var güvenlik sağlıyor. Evinde yumuşak soğuk sıcak Hı. yatıyor. Derdi yok. Buradaki sorumluluklarını yerine getirse yeter. Ama bu hocalarımız, bu arkadaşlarımız, benzeri e, gönüldaşlarımız ya bakın nereden nereye geliyorlar, uyumuyorlar. Sıcak, soğuk demeden yani her zaman bu çalışma içerisinde hissediyoruz, hissettiriyorlar. Yani biz e, bunu bütün hem topluma, Türkiye'de bütün topluma örnek olarak çok teşekkür ederiz. Bu 5 Temmuz'daki Çin Konsolosu önündeki toplantınız, basın açıklamanız adeta bir miting oldu. Çok büyük kalabalık ve çok güzel konuşmalarla mutlaka bunu işgalci için bundan nasibini, mesajı almıştır. İnşallah. Anadolu insanların, Türkiye'nin, Türklerin Doğu Türkistanlıları davayı yalnız bırakmayacağı mesajı bu. Çok toplumdaki böyle gözüyle önemli şahsiyetlerin ee, yanımızda olması bizde bizi çok e, güçlendirdi manevi güç aldık. Buradan e, tabi teşekkür, minnetlerimi iletiyorum. Ve herkese. böylece bunun daha da devam ederek daha, geniş art, artar devam, devam etmesini ve gençlerimizin de, de bu faaliyetlere destek olmasını İnşallah. talep ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüze sağlık. Edersin. Doğu Türkistan gibi çok ciddi kanayan bizim de kendimizde hayatımızdan çok hissettiğimiz önemli bir meseleyi konuştuk, değerlendirdik. İnşallah buradan hem bizi izleyenlere hem ulaşanlara en azından bir şekilde ne olursa olsun Doğu Türkistan davasının unutulmaması gerektiğini ve bu Doğu Türkistan davasında artık bir insanlık, bir Türklük, bir Müslümanlık hangi ta tasvir ederseniz edin, hangi tarzda olursanız olun vazgeçilmez olduğunu hatırlayalım ve unutmayalım. Çünkü biz unutulursak bunun hesabını dünya ahirette veremeyiz. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.